Kırgızistan'a süt mü götüreceğiz biz? He? Kırgızistan'a mı götüreceğiz sütlere? Evet. Yemin ediyorum uçakta bu valizleri kabul ederseler çok iyi. Bura böyle. Gidiyoruz. Ben iki yaptım geldi geçti. Bir ay da geçer ya. O zaman hiç uyumadık biz olsun. Hiç neden uyumadı o zaman? Askerdeyken mi? Kalktıktan sabah hemen o küçücük radyoya yatağını haber dinledi. Evet. Ya hiç uyumadı. Ama geliriz yine biz hep oradan masaf. Hep otur döşeğin üstünde oturuydu. Oradan haber atarım ben sana merak ya, etme. Hemen oturuydu diye bana soruydu. Hep. Hadi bakalım anne. Hadi güle güle çok selam köyle yetkici. Selam ha. Babam nerede? Babam gelecek ya köpek hayvandan gelmiş herhalde. Hangisi? Bilmiyorum büyüğü dedi ama hangi ne dedi ama başka bir köpek hangi geldi. Hangi köpek geldi bizim köpek mi? Karabaşı saldın mı? Saldın mı karabaş? Karabaşı saldım, saldım. Tamam. Hadi anne. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz anne. Hadi bakalım. Hayırlısına gidin gel. Anne bir ay sonra buradayız nasip olursa. Hadi baba. Gerçi seninle şeyle görüşürüz de. Ne o? Havalan baban geçecek, Semiha ile falan geçecekler. Daha orada görüşürüz biz seninle. Semiha ablasında kalacak. Ulan Semiha. Abi gel bir sarılayım sana. Orada sarılırız şimdi şey yapma. Tamam. Ağlamıyorum. Sen gelmeyeceksin bizi geçirmeye şeye. Otogara havalarına dedi. Geçe kalırsa diye ablasına götürün. Ablası işe gidecek. Ablası kapı anahtarını. Ulan hani Sevda da anahtar. Anahtarı tekmiş. Hadi. Sevara ilk geldiğinde de ağladıydın, giderken de ağlıyor. Ağlıyorlar Sevara. Ben ağlamış. Ağlamaya geldim ama ağlasız bırakacağım artık boyu. İkra'yı unutmadık, İkra'yı. Baba onlar ne? İki tane mazot mu? İyi koy koy, lazım olur sana yokken, doldur arabaya. Şuraya koyuver. Arkadaşlar, selamünaleyküm herkese, videoyu başlatmayı unuttum. Kırgızistan yolculuğu başlıyor. Kırgızistan'da son bulacak yolculuğa başlıyoruz. Hadi bakalım beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Gidiyiz be. Babam mazot bidonlarını koymadı. Niye? Kokutacak ki. Geçmez şimdi biz onları indireceğiz kokutmaz. Ya sen bir daha gidemezsiniz getir al. Ya koy bol bol baba hayvanın yanına gidersin. Ya vurun çantaları. Hayır kokutmaz baba. Vallahi kokusun ya bu ya. Kokmaz kokmaz. Sizler alıveririz olmazsa baksana nereye koyacağım. Kimle gideceğim baba? Gider Necdet alırız. Hiç koymayın. Kendim bilir. Bunu asaka olmaz vallahi. Hadi gidiyoruz. Bir ay sonra buradayız ya. Ailesiyle gidin gelin inşallah. Orada iyi gezeceğiz. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Tamam. Hakkınız ya kaç senede gidilmiyor ya. Hakkınız gezeceğiniz tabii. Hani ağlama kötü oluyoruz. Bütün, bütün paraları harcayacağız. Harcayın kazandığın gibi harcayacağım. Para değil. Parayla ben hiç ele gelmem. Vallahi. Şaka yapıyorum hiç arkadaşlar. Para, dünya dolusu para olsun hiç elakem. İkra'yı alın hadi gidiyoruz. Cık benim yavrum. Evet, uyandırmadan emzirsen onu da uyusun daha yolculukta bizi. O naradan da çıkabilir. Senin de telefonunu bıraktın mı? Ağlama anne ağlama. Anne ağlama abi. Pinks. Pin babiş. Pin aşkım. Pin. Uyandı. İkra. İkra, ninen gelecek. İkra, babaannem gidecek mi? Tülü kafa. Hadi anne ağlamayın ya. Sanki şeye gideceğiz ha. Gideceğiz geleceğiz işte bir ay. Ben oradan hep ararım sizi WhatsApp'tan. Habersiz bırakmayın. Maske var mı maske? Maske aldınız mı? Maske almadık. Ben yere bir takım maske aldım. Maske aldın mı? Biraz aldın mı? Bir bol bol alaydın onu uyut hemen sen şimdi. Benim telefonum nerede? İkram, hadi kuzum. Hadi babaannem. Ay güle güle yapıyor kurban olurum. Anne alayıp üzülme. Hadi ne gidiyoruz biz? Hadi güle güle. Anne.
Ağlama anne ya. Allah Allah. Gitmem vallahi bak ha. Sanki nereye gideceğiz? Orada... Hadi ağlama anne. Hadi görüşürüz bakalım. Allah'a emanet olun hadi. Allah Allah. Niye ağlıyorsun anlamadım ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Yolculuğumuz başlıyor. Eskişehir, İstanbul. Ondan sonra şey, havaalanına gideceğiz. İkra, babam. Tabletle şimdi. Evet, İstanbul. Havalı. Beklemeye devam. Arkadaşlar, İkra ile Sevara'yı çocuk emzirme odasına gönderdim. Önden gittim, araştırma yaptım, uçak hangi yerden kalkacak, hangi yerden check-in yapılacak. İşte bunlar benim bilmediğim, yeni öğrendiğim şeyler. Vergi pulu aldım. Uçuş pulu muydu? 50'şer liraya uçuş yaparken veriyormuş. Şimdi uçağın saatini bekliyoruz. Daha 2 saatimiz var. Burada işte bir şeyler içiyoruz. İkra ile annesi şu anda emziriyor. Altına alacak, sonra uçuşacağız. Bekliyoruz yani heyecanla. Evet arkadaşlar, gidiyoruz, uçuyoruz. Kaşınıyorum, bitlendik mi yaptım. Abi her şey farklı, yazılar farklı, dil farklı, Sevara'yı şimdi anlıyorum. Bişkek'teyiz. Oş'a uçacağız yine, Bişkek'ten Oş'a. 1,5 saatlik yolumuz kaldı. Gidiyoruz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sevara'nın dilinden biraz anlıyorum ben de. Yazılar tamamıyla Rusça galiba bunlar. Farklı bir dilleri var. Sıra bekliyoruz yine. Bu arada bizde 8.20 falan mesela dolar. Yanlış hatırlamıyorsam. 8 lira. Burada da 82 son falan. Yani 100 dolar bozdurduk. 8.000. 820 mi? 8.020 mi? Bak göstereyim. 29 almış. Bu kadar para aldık abi. İkra. İkra? Çubuk kraker. Arkadaşlar, su ne sizce? Su diye aldık, gazoz çıktı. 28 son. Suya benziyor. İkram nereye geldik? İkroş. Neredeyiz baba?
Hoş Karasu. Hoş. Evet. Arkadaşlar, Bişkek, Oş, uçak, Oş'tan Karasu'ya yine karayoluyla gidiyoruz. Birazdan görüşürüz. Acayip yorgunum. Uykum var. Maç doldum, oldum. Orası müsaade. Ben iki embalye yapıyorum. Geçersek göstereceğim arkadaşlar. Geçer. Şimdi Karasu'nun girişinde miyiz abi? Evet, evet. Muhtesiz olması bulamaz kaşkarım. Ben zaten. Bu evet. Ooo kocaman, çok büyük. Bugün Cumali için hoş geldin. Bizden hepsi limana tutsun diye karşılıyor. Evet. Kim geliyor lan? Arkadaşlar sofraya bir bakın, gözünüzü seveyim. Bin türlü şey var. Tabii bizim alıştığımız kültürden çok uzak ama hemen hemen yakın. Ne var yenge? Her şey var. Şey var. Şöyle bakayım, her şey var ya. Şunları bize getirmişti yengem, hatırlıyor. Neydi ismi? Bana. Şu. Non, ekmekler vardı. Bu bize ilk geldiğinde de getirmişti yengem. Allah Allah arkadaşlar. Kalabalık aile, kalabalık sofra çok güzel. Ama en güzeli burasını da göstereceğim ben size. Dışarıya bak. Demek damat böyle karşılıyor. Kiyobala. Kiyobala mı oluyorum ben? Kiyobala. Otur. Çakayın yanına. Nereye? Buraya mı oturayım? Otur. Allah Allah. Arkadaşlar. Şimdi Sevara da bazen videolara çıkmıyor. Biz genelde Mahmut Agam, Zafer abim falan videolara çekeceğiz. Arka taraf çok kalabalık ama hepsini göstermeyeceğim size. Ama şöyle göstereyim. Sofra mükemmel. Bismillah. Oh evet arkadaşlar. Uzun bir yolculuktan sonra Kırgızistan'dayız. Oş Karasu. Oş Karasu'dayız. 6000 kilometre falan geldik Türkiye'den. Tabi buraya alışmamız lazım. Alışacağız da inşallah. Kültürler aynı. Farklı değil. Ama biraz daha bizim oralara göre tabii ki değişik. Bense evlerini, yapılarını, burada çalışmasını, ne yaşıyorsam en güzel yerinden en kötü yerine, bizde kötü de kötü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada biz hani iyi olmayan kötü diyoruz ya. Burada kötü dediğimiz zaman kötü küfürmüş, onun yerine yaman diyeceğiz. Yoksa yanlış anlaşılabilir. Yaman dememiz daha güzel olacak, daha uygun olacak. Yanlış anlama gidiyor diğeri. Yaman yerlerini de göstereceğim. Ama yahşi yeri de çok. Azıcık Kırgızca yapalım. Geldik, yemek yedik. Birazcık uyuduk. Çok yorgunduk. Şimdi yine biraz yorgunuz. Bir tane hat aldık. Buranın yerel halkın kullandığı en çok hatlardan Megacom. Tabii internet hızını ölçtük. Bizim Türkiye'dekinin çok çok aşağısında. Türkiye'de ben yüklemeyi, yani download'de upload'u, yükleme kısmını 8, 10, 12, köyde 15, 16'ya kadar alırken burada 2 ya da 3 alıyoruz. Videoların yüklenmesi nasıl olur, nasıl gider bilemeyeceğim ama ben size burayı da dolu dolu yaşatacağım. Çok farklı değil, dediğim gibi kültürleri aynı. Siz de anlayacaksınız. Şu evimizin kapısı arkadaşlar. Kocaman burada evler. Ama yani nasıl derler, çok gelişmiş değil. Yollar, mollar, mesela bizim yollarımız da kötü ama burası il mi oluyor, ilçe mi? Ha? İlçe, il. Üy. Ha? Yok, ev. Oş
Karasu, büyük Karasu ilçe yani. Büyük mü oluyor? Şehir. Şehir. Şehir değil mi? Şehir. Evet, şehir. Olmasına rağmen çoğu yeri bozuk. Şöyle giriyoruz arkadaşlar. Evler iç içe. Oo, burada üzüm asma bağımız var. Burası bizim kalacağımız yerler. Yani tabii ki çoktan domatesleri olmuş geçmiş. Sıcak bir havası var. Onu da söyleyeyim. Şu anda saat kaç? Bizim Türkiye'deki zamanı bakayım. Türkiye'de 19.10. Yo, evde 4. Bizim Türkiye'de 4. Burada 19.10. 3 saat zaman farkı var. Bunlar dolma biberi mi? Dolma biberi bunlar. Bunlar? Ha? Biber. Hmm. Dolma biberi. Acı mı bunlar? Acı bu. Acı bu mene. Acı mene. Acı. Bunlar acı. Bu biber. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Çok kalabalıkız. Çocuk çok. Ama mesela bizim Türkiye'de de çekim yaparken bazen çıkmak istemiyorlar. Sevara'nın kendisi de. Buradakilerin çoğu video karşısında olmak istemiyor. O yüzden biz Sevara ile anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalışacağız size. O yüzden de çok aile mesela nasıl çekerim şu anda düşünüyorum. Sadece ne? Bunlar çok sert. Hani işi çekerim. Çünkü simaların yüzlerinin çıkmasını istemiyorlar. Bahçede böyle. Şimdi bizim evimize gidelim. Burada şey var. Bir yerde hurma, bir yerde incir. Cennet hurması. Hurma? Hurma bu. Bizde portakal derler. Bu cennet hurması. Yok. Portakal, portakal. Bizim Türkiye'de cennet hurması. Ha, cennet hurması deriz. Evet, cennet hurması derler. Ha. Ya, ham. Ham. Pişmemiş. Hayır, pişirik. Bu incir. İncir bizde var. Var. Ha, bu Türkiye'de var. Ya her yerde var da bizim orada yok. Hı. Güzel. İçten içe geçmeli evler. Doğu taraflarının gibi. Yani şuradan giriyorsunuz. Bu taraftan yine devam edip komşu, komşu, komşu. 3-4 tane ev. Ama buradan yakınlar. Abisi ne? Abi. Abi değil mi? Abi. Şu sular içiliyor arkadaşlar. Arıtmadan geliyor değil mi? Evet. Tabii suyu bile farklı. Bizim alıştığımız Türkiye sularına benzemiyor. Ve içeri girince de böyle kapatıyor. Evet. İçeri girince de arkadaşlar elimizi burada. Bu? Çırapçın. Çırapçın mı? Çırapçın neydi? Bir de bu. Çay ne? Evet. Böyle elimizi yıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ha, su var. Lavabo yok burada bizim gibi değil mi? Hep bunlardan da var. Mahmut Aga. Lavabo yok. Bu var. Aha. Hani bizim içerilerde lavabolar var ya. Çeşme, sabun yıkasıyor. Bu var. Bu, İçeride bu. Yok. İçeride yok mu? Yok. Evet, içerilerde yok. Kaşgar'da bulu. Dışarıda. İçeri giriyorsunuz arkadaşlar, elinizi hanımlar yıkıyorlar. Değil mi hanımlar? Hanımlar yıkıyorlar. Bunlar var. Bizim şimdi kalacağımız yeri de göstereceğim size. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Süper. Aslında iklim olarak aynı mı? Değil. Burası biraz daha sıcak. Burada biraz daha bol meyve var. Bizim biraz yüksek olduğu için meyve olmuyor. Ama genelde mimari yapılar eski ve nüfus da az. Burada kaç nüfus var? İnsan? 35 mi? 35 mi? Kırgızistan'ın nüfusu? 4 milyon nüfus var. Ama üzüm iyi. Kuşlar, arılar yemişler. Burada var. İçerisini gösterdim. Yemek yediğimiz yeri gösterdim. Odalar sürekli iç içe. İkranın oyuncağı. Neyse yani alışacağız. Benim için şu anda seni çekiyor mesela. Ağzından çek o at it. Evet, toktan duruyor. Sizi yayınlayayım mı ben? YouTube
YouTube'u biliyorsunuz mu YouTube? Sizde var mı YouTube? Yine var var. Hem de kanka çok sağ olardı. Yine var. Şunu YouTube'da çıkar bayan. Ha. Evet, bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu burada kapatacağım. Artık görüşemiz. Yarın öbür gün video çekeceğim. Buradaki halleri, buradaki insanları, doğayı, çadırları, yemekleri, tatları deneyeceğim. İçecekler var vesaire vesaire vesaire, birçok şey var. Çekebildiğim kadar güzel, kaliteli ve neşeli videolar çekeceğim. Ama bugünlük yorgunluk, sabah kırgınlık, hakkınızı helal edin. Biraz yoğunuz, yorgunuz, yol yorgunuyuz. İnşallah güzel olacak. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kırgızistan seyahatimiz başladı. Kırgızistan'dayız artık. Sanırım 15-20 gün, bir aylığına geldik ama 15-20 gün. Şu anda köyümü özledim. Gurbet zor be. Vallahi zor. 15 günde dönerim gibime geliyor. 15-20 günde dönerim gibime geliyor. Sevara 15 gün ne dedim mi? 15 gün istemedi. Dedi bir aydan aşağı olmaz. 4 senedir gitmiyorum. 3,5 senedir gitmiyorum. Bana soracak olursan sanırım 15 günde burayı gezeriz. Bu arada tekrardan söylüyorum. İşte bayanlar zaten kameraya çıkmak istemiyor ki. Erkekler de diyor beni yayınlama. Mahmut Akam dedi ben çıkmak istemiyorum. Çıkanlarla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.